İstediğim belge şu: Enver Aysever'in İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı ihalenin sözleşmesini istiyorum. Şuraya. Ekran başında bizi izleyenlerden bir ricam var. Lütfen az sonra anlatacaklarımı can kulağıyla dinlesinler ve görsünler. Bu da sıra dışı stratejinin konusu değil. Ama üzerine söyleyeceğimiz bir cümle var ki o işte bunun konusu. Bakın. Sonuç ilanı. Eğitim hizmeti alınacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Daire Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü. Yani bu gördüğünüz söz konusu ihalenin sözleşmesi. Bu ihalenin tarihi, bu sözleşmenin imzalandığı tarih ya da çıktığı tarih hemen şurada. 17.02.2021. Bu tarihte imzalanmış. 238.500 lira, Türk lirası ödeme yapılacak. 238.500. Ne için yapılacak bu 238.500? O da şurada yazıyor. 2001 yılı yaşam boyu eğitim projesi atölye etkinlikleri hizmeti. İzmirili mücavir alan sınırları içerisinde idarece belirlenecek yerlerde. Buraya çok dikkat. Şubat'ın 1'i 2021, yani 01 02 2021, daha açık ifadeyle söyleyeyim, 1 Şubat 2021 tarihiyle 12 Eylül 2021 tarihi arasında geçecek 7 aylık sürede İzmirili mücavir alan sınırları içerisinde idarece belirlenecek yerlerde okuryazarlık atölyesi açılacak. Yani Şubat 2021 ve Eylül 2021 tarihleri arasında 7 ay sürecek. Karşılığında da 238.500 lira gibi devasa bir ücret ödenecek bir okuryazarlık atölyesi açılıyor Yusuf Alabar'da. Evet. Burayı anlatabildim değil mi? Gayet net. Yani bu sözleşme, bu ihale Ocak 21'miş. Şubat 21 ile Eylül 21 tarihleri arasındaki 7 aylık süre içerisinde İzmir ili içerisinde belirlenecek yerlerde atölye açılacak ve oraya da Enver Aysever gelecek. 238 bin lira karşılığında okuryazarlık eğitimi verecek. Burası net. Şimdi gelelim devamına. Bu mesele gündeme geldi. Gündeme geldikten sonra kıyamet koptu. Eleştiriler ayyuka çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer eleştirileri gördük ve ihaleyi iptal ettik dedi. Yani eleştiriler haklı, yanlış yapmışız, yanlışımızı kabul ediyoruz ve ihaleyi iptal ediyoruz dedi. Devam etti. Dedi ki zaten bu 238.500 liranın hepsi Enver Aysever'e verilmiyor. 90 bin lirası ona veriliyor. Eyvallah. Kalanı kime veriliyor? Kalanı şu şirkete veriliyor. Oysa doğrudan alım yapılıp bu şirket devreden çıkartılıp 90 bin liraysa 90 bin lirayı bu iş halledilebilirdi. Ama aracılar da kullanılmış. Ona da eyvallah. Sıfalı var da, burası da net değil mi? Çok net. Şimdi 90 bin lira verilmiş olsa bile paklamaya yeter mi yani? evet. Şimdi gelelim asıl meseleye. Bunu herkes biliyor. Kamuoyu bunu tartışıyor. Bu da iptal oldu. Bu arada Enver Aysever'in sadece İzmir'den değil, bu bir sürü CHP'li belediyeden aldığı benzer, Mersin'den var. Mersin'den var, Ataşehir'den var, İstanbul'da var, oğlu var. Sadece onu değil, işte Atatürk kitabını çıkarıp 2500 liraya hangi belediyelere Ama satıldığını yandaş biliyorsun. sensin Turgay Güler, benim. Yandaş benim. Bakın, bu kadar net konuşuyorum ya. Elhamdülillah.
alnımız açık, başımız da dik. Belediyeler ellerinde. AK Parti'den devraldılar. Bana sayayım. Ankara'sı orada, eyvallah, İstanbul'u orada, Bilecik'i orada, Antalya'sı orada. Bu belediyelerden herhangi birinde bizim tek kör kuruşumuz var mı? Bir baksınlar. Aldığımız. İkinci belgeyi verelim. Buraya dikkat. İkinci belge. Ömer. Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi resmi sitesinde yahut İzmir'de yerel medyanın sitelerinde küçük bir taratma yaptığınızda Enver Aysever ile okuryazarlık atölyesi başladı diye yazdığınızda Google'ı açıp Enver Aysever ile okuryazarlık atölyesi başladı diye yazdığınızda karşınıza şu haber çıkacak. Gazeteci yazar Enver Aysever, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Yaşam Boyu Eğitim Projesi kapsamında okuryazarlık atölyesi eğitimleri veriyor. Yüz yüze yapılan ilk derslerin ardından pandemi önlemleri nedeniyle kalan dersler çevrim içi yapılacak diye devam eden bir haber var. Şimdi size haberin, tam ekran verin arkadaşlar haberi, haberin sol üst köşesine Enver Aysever isminin altındaki tarihe bakmanızı rica ediyorum. 19 Ekim 2020. 19 Ekim 2020'de bu atölye başlamış. 2020'de Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, aradan 4 ay geçmiş ve bir ihale yapılmış. 4 ay sonra bir ihale yapılmış. Enver Aysever 4 ay önce başlamış ama 4 ay sonra ihale yapmış. Böyle mi? Yoksa bu ikinci ballı ihale mi? Tunç Soyer bunun cevabını vermek zorunda. Biz zannediyoruz ki işte bir tane ihale oldu. O ihalede de şu kadar para yazıldı. Eleştiriler oldu ve ihale iptal edildi. Yok öyle bir şey. O para birilerinin cebine gitti. Çoktan gitti. Ne zaman gitti? 19 Ekim 2020'de gitti. Şimdi soru şu. Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer. Siz 19 Ekim 2020'de başlattığınız, start verdiğiniz okuryazarlık atölyesinin İhalesini 4 ay sonra mı yaptınız? Yoksa kıymetliniz Enver Aysever arkadaşımıza verdiğiniz ikinci ballı ihale mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.